Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. Cemil. Küçük kız. Bir şey diyeceğim, bunu kim jüri yaptı? Ne olur bir bana açıklasın. İşte Eren bugün meşguldü. Biz de dedik ki en alakasız kim olabilir jüri için? Utan. Bir şey söyleyebilir miyim? Böyle yarışmalarda önceki şampiyonlar genelde jüri olarak kullanılır. Yani en sevdiğin yemeği arkadaşlarla paylaşmış mıydın daha önce? Evet, kıymalı makarna. İşte gurmelik seviyesi. Ne var abi? Belki de kıymalı mantı. Mustafa Hanım. Mustafa. Oğlum benim kafam bayağı karışık lan bugün. Mustafa Hanım diyorum. Mustafa Hanım. Ve Selen dayımın bu formatta yeni olduklarını düşünürsek hiçbir evet. fikirleri olmadığını varsayarak bir ufak bilgilendirme yapıyor. Şimdi 3 tane aşamamız oluyor. İşte ilk aşamamız koklama, ikinci aşamamız tatma, son aşamamız da yemeğin adını tahmin etme ve sindirim. İki çeşit. Dördüncü aşamamız sindirim. Sindirim boşaltı. Ben Alaturka sevmiyorum yalnız, oturamıyorum, bacağım uyuşuyor nazım. Üçüncü aşamanın sonunda bu yemeğin hangi markaya ya da neye ait olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum. Bir tane mi gelecek böyle? İki tane gelecek. Anladım ya, şey yaptım, zorlandım biraz ama. Bu arada görmeden bir şeyin tadını almak daha güç, biliyor musunuz? Hello darkness my old friend. Hayır, o koklamadı. Koklamadı. Neydi o? Aa, koklamadı. Dokunmadan görmek zormuş. Baştan. Cem sozmaya başladı Mustafa Bey baştan. Bütün duyular birbirine girdi. O zaman Mustafa Bey ile başlıyoruz. Tamam. Evet, teşekkürler. Kolay gelsin. Ki sağ ol canım. Dışarıdan alınmış hazır San Sebastian cheesecake. Peynirin bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşündünüz mü? Hazır demişken, bu da Sercan Bey yaptığı San Sebastian cheesecake. Bu lezzete hazır mısınız? Evet, benim ponçilop küçük evladım ya. Evlat edineceğim insan. Evlat edinmişsin bir kaktüs. Buna hiç bakmamışsın, haline bakın. Beni evlat falan edinmesin. Sercan Bey gözlerini kapatabiliriz Cemil Bey. Sercan bağlamasın, ben kendim bağlarım. Önüne birbirinin aynısı iki tane ürün koyacak. Sen de seçtiğin bir tanesini koklayarak başlayacaksın. Sercan ben kendim bağlarım ya. Bu da hoşuna mı gidiyor, nedir ya? Nasıl olacak bu böyle? Ya çok karışık hem değil ne ya. Hem ne olduğunu anlayacağım, içinde ne olduğunu söyleyeceğim. Ne olduğunu anlayacağım, evet. Bir de bu böyle, bu da bunun falan diyeceğim. Evet, nasıl evet, olacak aynen. Diğerini koklayıp tatmadan? İşte gurmelik tatmadan. Böyle bir şey. Vedat Milor kolay yetişmiyor, kolay. Neyse hadi bağlı. En çok gözümüzü yakıştığı insanlardan birisi olarak. Gerçekten mi? Kelim diye mi acaba? Gözünü kapattık çünkü bu işte başarılı olmak istiyorsan gözünü karartman gerekiyor. Şurama bir şey oturdu. Su var mı? Şimdi iki tane yemeğimiz gelecek. Gelsin ürünlerimiz Sercan Bey. Hadi hadi başlayalım mı? Selencik, hazır mısın? Hazırım. Hazırsanız sürenizi başlattım. Kakao vardır kesin, şeker vardır. Burnum değdi. Un vardır, yumurta vardır. Bunda sanki böyle bir çilekli... Ben niyeyse hep çileye gidiyor kafam ya. Çikolata, petibör, bisküvimsi bir şey, vanilya, krema falan. Daha fazla söylemek istemiyorum. Son 8 saniye. Aa, birazcık yedim yanlışlıkla. Bence bisküvi var, tatlı var, kremalı. Ayırt edemiyorum ki hiç. Fındık. Attım böyle. Fındık mı? Aklıma ilk elini söylüyor, Portekiz. Nazmi böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan bir kokan bir şey getir oğlum, hiç kokusu yok ki, sıfır lan. Koklama aşamamız bu şekilde. Normalde kadınsın. Benim kadınlara kanaatim yüksek olur ama bugün Cemil'e kanaatim yüksek olacak. O yüzden sana pek kanaat kullanmıyorum. Ya. Tatlı olduğunu bildiysem zaten en az 8 almam lazım. Çünkü hiçbir şey kokmuyor yani. Sıfır. 5 üzerinden sıfır veriyorum. Sıfır ya, kokuyor. 5 üzerinden 4 vermen lazım en az yani. Sırf tatlı olduğunu bilmem için 5 vermen lazım. Bilemeyiz, bakacağız artık. Lan böyle bir şey olabilir mi? Hiç zaten... Yani eğer tatlıysa, o da değilse zaten... Evet. 3 vermeniz lazım o zaman da. Çünkü hiç kokmuyor. Hepimiz puanımızı veriyoruz, döndürüyoruz. Sen gözünü açma. Tamam, açmadım. Hazırsanız 1, 2, 3 kameraya gösterdik. Koklama aşamamız ve puanlarımız bu şekildeydi. Şimdi tatma aşamamıza geçeceğiz. Tamam. Evet Mustafa Bey, şimdi tatma aşamasındayız. Peki yani çok gereksiz güldüm fazla. Demin kokladığını da tatabilirsin. Diğerini tatmak istiyorum da diyebilirsin. Yani ne fark ediyor onu anlamıyorum ya. Bir onu kokladım, onu tatmak istiyorum diyebilirsin. Öyle sana bir özgürlük tanıyoruz burada. Evet. Sadece. Tamam fark et, bu sefer de soldakini yiyelim. Tamam. Bilemedim. Şimdi kafam karışmasın diye en azından ben ilk seçtiğimi seçiyorum. Ben kokladığımı tadayım şimdi, kafam karışmasın. Herkes bir garantici. Tamam, herkes öyle yaptıysa öbürünü tadayım. Hazırsanız süreniz başlıyor. Hani kaşık çatal yok, nasıl yiyeyim bunu? Geldi geldi, dur veriyoruz. Hemen süre falan başlıyor ya. Yeri yeri yetişiyor aşk köpek. Hazırsanız süreniz başlayacak diyorum. Hazır değilim de. Başladı 90 saniye. Ey.
Ya Allah sizi kahretsin ya. Ayda. Ne bu ya? Tamam ben anladım. Bir şeyler söyle. Tatma aşamasını tatmadan geçirmeye çalışıyor çocuk. Tamam. Yiyorsunu yiyorum. Tadını alamadım diyor. 10 saniyen kaldı. Peynir. Büfrüğü var. Krema, çikolata. Krem şanti. Cemil bir şey söyle, puan vermem lazım. İşte bu bisküvi tatlı bence. Mozaik pasta. Bitti. Geçmiş olsun. Krema, çikolata, krem şanti. Videonun başından beri ne diyorum ben? İçindekileri söyle, tatlının tadını söyleme diye başlamadık mı? O zaman bir dakika özür diliyorum. Benimki bir küçük baştan saralım, ben bir tadayım yani. Tadamadım, alamıyorum Nazmi. Ya Cemil'e ekstra bir 10 saniye vereyim. Şuna bak, bak şöyle aldım. Ne bu görmüyorum valla billahi bak. 10 tamam, saniye. 10 saniye başladı. Ekstra 5 saniye vereyim Zeyda. Hadi başladı hadi. Malzeme söyle bana. Çabuk bir şey say. Bak 5 saniye kaldı, malzeme söyle. Krema, bisküvi. Bir şeyler, ne tatlı matlı bir şeyler gibi hiçbir şey anlamadım ya. Evet, puanımı veriyorum. Absürt. Aa, dengeli bir... Puandaşız bu. Evet, bu puandaş. Aşamada üçümüz de puandaşız. 1, 2, 3. Ece Hanım gerçekten Ebesi'nin nikahı kadar... Ya, yani. Nazmi'nin kadınları hiç göstermediği yani, kadar... Yani hakikaten. Kayırma. Canım Ececiğim ya. Puanı gösteriyorum. Zor şartlardayız çünkü. Neredeyiz? Mantıklı yaklaşımlar. Yani benim burada kayırdığımı görebilirsin Cemil. Ya kayırmış. Tatma aşamamız da bitti. Şimdi son aşama olan tahmin aşamasına geçeceğiz. Benim gözüm kapalı. Ben içeride de gözümü kapatıyorum mal gibi. Ne kadar sadık. Sağlama alıyorsun güzel. Evet iyi. Tamam ikisini de tat istediğin gibi ve ismini bize tamam. Söyle. Cheesecake yiyorum bence. Yok cheesecake değil. Cheesecake'in dibi sert oluyor bu cheesecake. Neyim o zaman bu? Bilmiyorum ki Ece. Sen olsan ne yiyorum zannederdin? Ya başka bir şeye benzetiyorum. Tadıyla şekli hiç tutmuyor. Tutarsın. Ha. Peynirli yedirmeyin dedim. Oturup cheesecake getirmişsin yani Nazmi. Çikolatalı cheesecake diyorum. Çikolatalı cheesecake. Okay. Ne bileyim yani. Çikolata tadı mı aldın? Çikolata yani? Değil. Ben daha böyle çilek, frambuaz. Tam emin olamadım şimdi. Bir daha bakayım bir dakika biraz. Burada bir şey var. O kaşığa onu koyup alabilirsin, yiyebilirsin onu öyle. Onu lan... Ben tatlıların ismini hiç bilmem ya. Bir şey söylemen lazım ama. İlk başta buna bir şeyle cheesecake diyecektim. Evet şimdi... Neli olduğunu anlayamadım, şimdi de San Sebastian diyorum. Cheesecake değil, mozaik pasta değil. Tiramisu değil, profiterol değil. Bunlar neyse yani olmadıklarını söyleyin, geri kalan... Bunlar bir de şey değil, sizin için değilmiş atıyorum, yediğim sütlü tatlar. Güllaç değil, muhallebi değil. Aman tanrım başka ne değildi? Oğlum değil değil, olanı söyle. Yani pasta. Kremalı pasta mı? Evet. Tamam. Bunların bir tanesi dışarıdan alınmış cheesecake, bir tanesi Sercan Bey'in yaptığı cheesecake. Hangisi Sercan Bey'in cheesecake'idir? Bak sadece dokunarak bile anlıyorum şimdi, sana söyleyeyim. Bu Sercan'ın bu değil, bu tamam. Dışarıdan. Bence bu Sercan'ın. Soldaki Sercan'ın evet, diyorsunuz. Aromasını çünkü daha iyi daha çok beğendim diyorsunuz. Evet, ben şeyini, tamam. Tadını daha çok hissettim. Bu kesin evet. Ev yapımı diyeceğim. Hangisi daha güzel sence peki? Ben zaten çok yemediğim için Nazlı, böyle şeyler sormuşum dedi. Sercan şefime karşı beni utandırma. Bence bu daha güzel. Bu kesinlikle. Ya ben biraz leşçiyim aslında, her şeyin kötüsünü seviyorum. Pizzanın falan dandini seviyorum. Bu daha kaliteli bir şeye benziyor. Açık açık söyle, Sercan'ınkini beğenmediysen beğenmedin ya. Beğendim ya, hepsini beğendim. Hepsi çok güzel. Şov yapma hiç. Bence şey, evet Sercan'ınki güzel, bu güzel. Biz şimdi size yine puanlarımızı vereceğiz. Evet. 1, 2, 3 kameraya döndürdük. Evet. Yani yapacak bir şey yoktu. Ece Hanım da pek bir şey yapamadı. Puanını veriyoruz artık. Bunu da mı puanlayacaktınız? Tabii ki de evet. Kameraya karşı puanlarını çeviriyoruz. Ha ben göremiyorum. Ulan. Nice. İyi. Güzel. 3 aşamamızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi finalde puanların toplamıyla artık ne olduysa söyleyeceğiz. Açıyorum artık Nazmi. Dur bir dakika. Kapatalım Nazmi, ondan sonra. Mahvettin beni ya. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi final aşamasında görüşeceğiz Mustafa Bey. Ama tamam. Şu anda gözlerini açma. Birazdan açacağız. Gözlerini. Tamam. Final aşamamıza hoş geldiniz. Hoş gördük. Evet. Hepinizin kendinize karşı iddianız var mı acaba? Bak sırf koklayarak tatlı olduğunu bildim. Koklayarak tatlı olduğunu hepimiz bilmiştik. Biz... Ben ama hiç koku alamadım ki yani. Sen üfürdüm yani. Üfürdüm ha. Vallahi sen de gözün kapalıyken koku alamayanlar. Ya ben ne olduğunu kesin bildim de ben ya, bence hangisinin Sercan'ın olduğunu yanlış bildim. Çünkü burası çok gergin bir yer ve onlar çok kafa karıştırıyorlar. Ben hiç şey yapmadım hiç. Beni hep şaşırtıyorsun. Mustafa niye ses çıkmıyor? Mustafa herhalde yok. Hiç ben, yok. Ben sadece Sercan'ı bilmiş olabilirim. Evet Ece Hanım, Cemil'le başla. Cemil, başlarda bir
tık bir kötü gittin. Sonra toparladın. Evet. O yüzden de benim sana en son verdiğim puan tam puandı. Benden 5 puan aldın en son aşamanda. Tatlı aşamanda krema dedin, bisküvi dedin. Orada biraz şey oldun. Ne oldun Cemil, anlat. Kokusu o bir şey. Tatma aşamanda ekstradan 10 saniye süre verdik. Ya buna ekstradan bak 10 saniye süre verdik. Çünkü tadamadı, beceremedi. Ama kaşığı tutturamadım, kör oldum yani. Kaşığı tutturamadım oğlum. Sonra elimle yedim abi, zaten kaşığı hiçbir türlü tutturamıyorum yani. Evet, evet. Biraz daha boş kaşık attığı için 10 saniye. Sen ama ellemişsin, elinle elledin. En son mıncırdım artık. Ben de dokundum. Yapmadım da. En düşük puanı tatma aşamandan verdim sana. Kaç en düşük puan? 2 verdim. Ne diyorsun Nazmi? Cemil, Cemil, Cemil. Sen de diyor bak. 5 üzerinden 4 verdim sana. Adamsın. Kim verdim ben? Niye yanlış not almışım ya o zaman? Cemil, Cemil, Cemil. Ama bir şey söyleyeyim, gerçekten koku aşamasında çilekle başladın. Sonra bisküvi dedin. Sonra tatlı dedin. Ya tamam şaka tatlı olduğunu... Şaka yani, çilek ne ya? Sana bak, koku anlamında biz senden madde istedik. Sen genel... kavramı söyledim bize. Yani tamam tatlı ama herkes tatlı biliyor. Evet. Şeker demedim diye şu an gömülüyor muyum? Doğru mu? Hayır. Tatlı olduğunu biliyorum, şeker demedim diye eziliyorum. Hayır, şeker deseydin çok puan alacaktın mesela. Yediğin tatlının içinde tuz da var. Tuz deseydin mesela 5 alırdın. Şimdi Selena'ya geçiyorum. Kokuyu anlatıyorum. Kokuda şov yaptın. Şeker, un, yumurta falan yağdırdın. Sonra bir çikolata diye saçmaladın. Çikolata demedim, kakao dedim. Çikolata kakao dedim. Oğlum sen nasıl bir havada sorunu yaşıyorsun ya? Ben işte hani aşkım. Ya ben kaderimin Abdülhamit'in ellerimde olması beni çok rahatsız ediyor. Ya gayet bir dakika bak, kokuda sana gayet muhteşem ilerlediğini söylüyorum. Selam, koklama aşamasında güzel giderken tadına baktın, sonra saçmaladın. Neden? Bana çünkü o ekstra 10 saniye vermediniz. Ben itiraf ediyorum. Ama sen gayet hani bilmiştin. Peynir diyen tek kişiydin. Aynen. Bu yüzden güzeldi ama sonra bisküvi demeseydin keşke. Ya. Benden maalesef sadece peynir cevabıyla 2 puan alabildin. Tahminde de ne yaptın? Yanlış tahmin ettin. Sen Sebastian cheesecake diyen de tek kişi sendin. Evet. O yüzden sana sen puan vermedin mi? Burası böyle Selen. Mustafa Bey'in koklama aşaması. Çikolata, bisküvi, fındık, vanilya, krema. Daha iddialı olacağınızı düşünüyordum. Ben. Evet, tatlı yok. O yüzden size bir üzerinden puanı inanmazsınız iki. Hayatımda gördüğüm en kötü performans. Bildiğin şeyin çevresinden 10 saat dolandın. Evet. Ve sonunda yanlış karar verdin. Sonra gittin Sercan'ı yanında seçtin, Sercan'ın kekini gömdün. Allah Allah. Çocuk burada ağladı. Karnından öldü çocuk. Gömdükçe biz de konuşamıyoruz bir şey diyeyim. Ben diyeyim. Şöyle dedim ama aroması bunun daha fazla, Sercan biraz daha aromatik yapmıştır. Kaç verdin? Bir verdim yani. Yok yapacak bir şey yok. O vardı. Sana yapabildiğim kadar bütün torpilin hepsini tatma aşamasında yaptım. Hiçbir yerde hiçbir şey bilemedin. Ayını çok hayal kırıklığına uğrattın yani. Nereden tuzlu? Tuzlularda çağırdım tuzlu. Olmadı. Tatmadan yani... Krema dişine 4 puan verdim. Nasıl dediyse bu artık krema. Evet Sercan Bey, en düşük puanımız sen söyle. Uzaktan uzaktan bağır. 18 Mustafa Bey. Anında söyledi, çok güzel. 18 mi? Evet. Diğer iki arkadaşımızdan da en yüksek puanlıyı söyleyeceğiz. Selen artık kabul kimdir et. En yüksek puanı? Sen diyorsun. Cemil hak etmişti. Ben Selen diyorum. Bence de ben de. Cemil sarıyı üzülmem. Mustafa olmasın da. Anketle seyirciler oylamasını yapsınlar. Bir de yorum yazsınlar. Seyirci de birincisini seçsin. Hiç kimsenin aklı geçmesin. Çünkü neden? Mustafa Bey mesela kendi şeyine göre birinci belki. Değil mi? Değilsin. Değilsin. Kıran kırana bir mücadele geçti. Sen hariç. Kıran ve kırana yani. İkisi. Hiç kıran kırana bir durum yok. Sadece kıran var. Sonuç şöyle diyelim. Sonuçta Ece Hanım söylesin. 25 puan aldı birinci. Sizce hanginiz? 25. 18 Mustafa almıştı. Alo. Ha geliyorum ben. Tamam işim bitti zaten. Gidiyorum. Durumu açıklıyorum. Birinci 25 puan aldı ve iki tane birinciler şu an. Ben sana dedim. Sercan Bey kanaat kullanarak birinci seçecek. Tamam ben bittim. Buçuk puan mı veriyor? Sercan bana 8 puan ver, bu işi bitir. Evet Sercan Bey. Birinci. Cemil. Cemil. Sonunda kazandım ya. Sonunda kazanıyor. Arkadaşlar tebrikler. Sağ ol, teşekkür ederim. Neden peki Cemil'i seçtin Sercan Bey? Buyurun gelin. Tebrik etmiyorum. Cemil'i seçtim çünkü Cemil yani San Sebastian olduğunu bilmese cheesecake olduğunu bildi. Peyniri zaten sevmediği için içinde peynir var dedi. Bir de üstüne kimin hangi ürün olduğunu da tahmin ettiği için bence hak Cemil'indi. Yani Selen gibi gömmedi seni. Mustafa gibi gömmedi. Bir de bence şöyle hak ediyor çünkü peynir sevmeyen bir insan. Ona yedirdik, yazık. Ve bildi yani. Evet çok teşekkür ediyoruz üçünüze de. Muhteşem bir üçlü oldunuz gerçekten. Biz de teşekkür ediyoruz. Cemil Bey'i ayrıca tebrik ediyorum. Umarım bu seferki izlenir Nazmi. İnşallah. İnşallah bir 150 eşinize dostunuza gönderin.
Al WhatsApp'tan gönder ya. Gruba gönder. Bak şu, olsunlar. Şu kıza bak diye erkek grubuna gönder. Şu oğlana bak elik gibi diye bunu gönder. Kendi oruşa bak tipiniz diye. Yine. Gönder ya bir şekilde gönder. Ne olacak? İki muhabbet edin ya. Evet ya, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İzlemeye devam edin bizi. Siz izlediğiniz sürece biz de izlettirmeye çalışacağız. Görüşmek üzere. Bay bay. Sercan da oradan esnalım.